Beni mi bağladın başıma? Kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kalaylı. Konserim açalım, karakolu açalım, Roma'da da satra kolay mı? Kızımı ayartır, öldürürüm seni. Ne baba? Udik çok şirin bir çocuktu. Acımasız. Bırak kızım, savunma onu bana. O nefhin oğlu Hindir. Elba da güzelmiş ama. Sulu sulu, en sevdiğimden. Elba abi, bir de portakal atsana bana. Gırtlağımda kalsın inşallah. Yok be Udik, hiç mi utanma Allah'ıma yok sende be. Suratı kızarır insanın. Surat değil, ayakkabı köselisi. Aman tükürse çok şükür yağmur yağar, bu seni mahsul bol olacak diye göbek atar be. Kız peri mi? Bu alet ne be? Canım. Pembe ablanız bu gece atraksiyon yapacak burada. Şov yapacak, şov müşteriye. Ne şovu be? Sis aleti getirdim anam. Bak, bakalım ha. Böyle yapıyorsun. Basıyorsun, böyle sis veriyor oradan, öyle sis veriyor. Ay, çok güzel be. Ay, eskiden gazinosunda rahmetli Zeki Müren de böyle sislerin içinde çıkardı. Çocuktu be, çiçek satardım, oradan bilirim. Ne? Sis sayesinde Ferhat da büyük solist olacak gerçekten. Vereceğim sisi, Ferhat'ın sanat güneşi yapacağım, seni parlatacağım. Ay, aferin kız be. Tebrikler be, Elal Pepe çok düşüncelisin. Ver sesi be Pembe abla. Ver sesi. Ver sesi. Ver. Veriyorum canım. Veriyorum. Ver. 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 Ver.
Kaç abi, sen. Şşt, bana bak. Müşterilerin attığı paraların yerlerini kafana iyi yerleştir. Ezberli, her tarafı size bu. Sen hiç meraklanmayasın teyze. Dedin. Çünkü'nün paraların olduğu yerleri harita gibi beynime kazımışım. Fotoğraflarını çekmişim. Aferin benim huluma, aferin. Sis veriyorum bak şimdi. Fırla çabuk topla şu alatraları. Yürü. Tamam, topluyorum. Hadi. Pirin budik, tutla tutla kuyruğuna sok kuyruğuna. Allah Allah. Çabuk olun, çabuk topla. Melekşe, neredesin? Sen misin Melekşe bak ya? Burtay'ı başkın burada. Bu dikmiş bu. Melekşe. Şerif aldım paraları. Anam yorulduk vallahi Hüsnü. Hüsnü. Anam Hüsnü neredesin? Hüsnü be. Hüsnü. Hüsnü. Nerede bu maymun be? Nerede bu? Nerede bu maymun? Ne oluyor be? Baba. Maymun Hüsnü nerede? Hüsnü gitti. Ne? Gitti mi? Nereye gitti? Karısı pişman olmuş. Aşığını bırakıp Hüsnü'ye geri dönmüş. Ne diyorsun be? Ciddi misin? Yeminle be. Bakıcısı getirdi maymunu buraya. Hüsnü dayanamadı. Öpüştü, koklaştılar, gittiler. Ya bir maymun bile olamadım. Vay canım vay. Artık oyun oynayacak bir maymunumuz yok desenize. Üzülme. Sen varsın ya. Sen her türlü maymunlukları yapar, eğlendirirsin bizi Allah'ın maymun kılıklısı. Haydi herkes yatağına. Kız getir benim yatağımı tamam. Da şuraya. Abi. Ne? Habere bak abi. Ne olmuş ya? Bak, düşmanın hayatını kurtardı, kızıyla evlendi. Aa. Bak, Mardin'de iki aşiret arasında kan davası varmış. Aşiretten bir delikanlı düşman aşiretinin ağasının kızına aşık olmuş. Ağa yıllardır evlenmelerine müsaade etmiyormuş. Ama ağa bir gün mayın tarlasına düşmüş. Tam ölecekken kızını seven çocuk ağanın hayatını gelip kurtarmış. Ağa da evlenmelerine müsaade etmiş ya. Şuraya bak be. Türk filmi gibi haber vallahi. Ferhat, belki sen de pembeyi mayın tarlasından kurtarırsan sultanla evlenmene müsaade eder. Ama önce bir mayın tarlası bulman lazım. Çok komik. Ya çok rica ederim, dalga geçme Ethem abi ya. Allah bir dakika, Allah. Ethem haklı aslında Ferhat. Pembenin hayatını kurtarırsan sultanla evlenmenize müsaade edebilir. Ya bırak abi Allah aşkına ya. Olur mu hiç öyle şey ya? Ya Pembe ablanın hayatını nasıl kurtaracağım? He? Hem kurtarsam bile Pembe abla evlenmemize müsaade edecek mi? He? Edecek tabii koçum. Sana hayatını borçlu olacağı için vicdanı sızlayacak ve evlenmenize müsaade edecek. Vicdan mı? Abi Pembe ablanın vicdanı hiç sızlar mı be? Vicdanını ameliyat daldırmış resmen be. Sen ne diyorsun be? He? Olur bu iş, olur. Pembenin de bir insan olduğunu hatırlatırım Ferhat kardeşim. Asıl sen onu Pembe ablaya hatırlat abi. İnsan olduğunu unutan Pembe abla çünkü be. He? Hakikaten he. Dinleyin planımı. Önce Pembe'nin hayatı tehlikedeymiş gibi yapacağız. Numaradan yani. Sonra sen gelip Pembe'nin hayatını kurtarmış gibi yapacaksın. Pembe de bu durumdan etkilenip sultanla evlenmenize müsaade edecek abi. Daha ne olsun? Ya bilmiyorum, olur mu ki be abi? He? Bir denemekten ne çıkar koçum? İyi. Ben o zaman sultana da haber vereyim abi. O da bize yardımcı olsun. Aha. Yaşa. Yaşa. Geldim Fatoş. Sus ya.
Ter ya. Mamasını pişirdim mutfakta. Sus be oğlum be, sus be. Ay bu bebek öldürecek beni be. Ay mamamız mı be, babası kılık mı? Öyle deme be Menekşe. Bebektir, ağlayacak tabii be kızım. Ağlayacak tabii de arada bir de susması gerekmez mi be anam? Anam 24 saat açık radyo gibi devamlı yayında be. Ayda mamayı ocakta unuttum be. Tut, tut şunu patoş tut taşı. Oğlum ağlama be, bir dakika be. Kapı kapı. Ben bakarım. Cemil. Şşş, sus, sus. Bak Fatoş ablan sana neler alacak, sus. Alaptan da anlamıyor bu be. Günaydınlarınız olsun be. Günaydın. Aa, sana da günaydın kız Zülüflü Naciye. Hoş geldin. Hayırdır böyle sabah sabah? Hayırdır hayırdır. Kısmet Ana'ya fal baktıracaktım. Görsün bakalım falımda ne ballanıyor. Kısmetim nasıl ballanıyor. Ay bu çocuktan bir radyo yok be. Gel gel. Gel oğlum. Bebek susmaz değil mi? Yazık sana be Menekşe. Aa, Zülüflü. Kız senin bebeğin yok mu be? Var. E madem var, ben bu bebeğe bakmaktan nefes almaya vakit bulamazken sen nasıl böyle gibi süslenirsin de gezmelere gidersin be? Baktı bebeğe bakmaktan anam ağlar, bizi baroyu kafaladı, bebeğe dadı tutturdu be Menekşe. Ne? Dadı ne? Ha, dadı. Çocuğa o bakar, ben de gezir, keyif çatar. Etiniz ne, budunuz ne kızım? Hangi parayla tuttunuz dadıyı? Beni iç ırgalamaz bıraktı valla. Ek iş buldu bizimki. Ulda da dadının siparişini öder. Valla Muharrem'e söyleyeceğim. Ben de dadı isterim. Kız ona delirdi mi sen? Ne dersin? Ay ne olur, niye delirecekmişim? Ben insan değil miyim be? Ben de dadı isterim. Gidip konuşacağım Muharrem'le valla. Aa. Nereden buldun bunu be abi? He? Bırak şimdi motoru. Pembe sokağa çıkınca ben hemen kaskı takacağım, motora atlayacağım ve kapkaççıymış gibi çantasını kapıp kaçacağım. Sen de arabayla önümü kesip beni bir güzel dövüp çantayı kurtaracaksın. Tamam mı? Ya abi tamam da, ya kusura bakma ama bu senin plan bana biraz saçma geliyor ya. Ya ne saçması be Ferhat? Kendin okumadın mı gazetede? Hayatını kurtardı diye ağ düşmanının oğluyla kızını evlendirmemiş miydi? Evlendirmiş. Ha, saçma mı şimdi o? Ya. Bu da değil o zaman kardeşim. Sultan'la evlendiği zaman iyi ki yapmışız Beter'in planını diyeceksin. İnşallah be abi. Yaşa. Gudin. Teyzem. Gel oğlum. Geldim teyzelerin en güzeli. Geldim teyzem, buyur. Canım sen işin yoksa seninle Mahmut Paşa'ya gidelim. Bohça için entariyi alacağım. İşim olamaz benim teyzem. Dedin çünkü teyzem Mahmut Paşa'ya gideceğiz dediyse akan sular durur. İşmiş gürmez gücüm artık. Her şeyi bırakır koşarım. Kükremiş sel gibi bedime sığmam taşarım. Başladı gene yalakalar. Hey iş. Ayrıyeten balığı balığına armağan olsun be teyze. Gidelim hemen. İş. Ya kızım benim işim yok. İstersen ben gelim seninle Mahmut Paşa'ya. Ha? Gudit'te yakacak odun kırsın biraz ha. İyi o da olur. Gudik sen burada kal oğlum, odun kır. Ben sultanla gidiyorum. Ha? Ben her yola gelirim teyze. Dedi şükürüm. Hayattaki en büyük dileğim teyzemin mutluluğu. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Müsaadenizle içeri girip çarıp teyzem diye bir şiir yazacağım ben. Anam haydi o zaman yürü. Anam ne yalaka bu ha. Maşallah yine bana benziyor vallahi. Ne oldu? Hazır ol abi. Ha. Pembe abla çıkıyormuş. Gel gel. Ben dünden hazırım koçum. Bana bak, döverken fazla sert vurma ha. Bozuşuruz yoksa. Aşk olsun be abi. Sana kıyar mıyım hiç be? Tak hadi. Hadi. Sultan Mahmut Paşa'dan da Kapalı Çarşı'ya gidelim. Baklava yiyeriz. Oradan da şeye gidelim tamam. Kızım. Tekrar dönelim, tekrar baklava yiyelim. İyice karnımızı doyuralım. Nasıl dönerli tost yeriz. Burada da şey... Kızlar ne yapıyorsunuz? Evet, çocuğum bırak çantamı. Al şuna bak. Hayır, tutsana. Şunu. Sıkı duramadım. Yok, bana bu çocuğa çıktı ben. Ay yok mu? Ay yok mu?
çekil, çekil. Sen takmıyor musun lan pembe babanın çantası çalmaya? Bravo. Ver şunu, ver şunu. Al sultan. Kızlara bak nasıl tutar çantayı. Sen var ya, elini ayaklarını kırarım ben. Gir hadi burada, çabuk. Ne var ne? Hadi hırsız seni. Gir. Devam. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Ne var be? Ya çantayı aldım ya pembe abla, ne oluyor ya? Ay! Ya ne vuruyorsun ya? Kucaklamayı getirdin, ayağımın üstüne park ettin ya. Ne? Ne? Sultan kaldı, kaldı. Allah! Kaldı sultan. Kaldı taksi. Hoş geldin yenge. Hoş geldin Melekşe. Hoş geldin yenge. Canım. Ayrola Melekşe. Muharrem, ben dadı isterim. Ne? Duydun beni, ben dadı isterim. Senin bu afacan oğluna bakacak dermanım kalmadı artık. Sen ne dersin be Melekşe? Biz kim dadı tutmak kim? Etimiz de budumuz da. Ayranımız yok içmeye, sen tahtırevan da gidersin dadı tutmaya. Ben anlamam. Zülfü Naciye'nin kocası nasıl dadı tutar peki? O senden daha mı çok kazanmış? Kusura bakma Melekşe, ben dadı falan tutamam, param yok. Ha öyle mi canım? Öyle canım. Al o zaman canım. Kendin bakarsın çocuğuna. Hadi be. Ne gülersin be? Çok mu komik? Gülmeyin kardeşim. Ayıp oluyor, ayıp. Sen de gülüyorsun ama. Komşusu dadı tuttu ya. Sırf onun altında kalmamak için dadı tutmak istiyor. Ama atacak ya hanımefendi. Ben ne yapacağım şimdi Mehmet'e? Kurban olayım, bir akıl ver bana. Dadı tutacaksın Muharrem. Olmaz. Hayatta tutmam. Hemen celallenme koçum. Önce bir dinle. Dadı tutacaksın ama öyle bir dadı tutacaksın ki Menekşe dadı istediğine bin pişman olacak. Süper. Sen bu işi tam anlatsana Mehmet'e. Bedava olmaz öyle. Önce haysiyetli bir çay verin kardeşinize, öyle anlatayım. Nuri, hadi bir haysiyetli çay ver bakalım Peter abine. Peki abi hemen. Bize de getir bakalım. Tamam abi. Tamam. Gitti. Of. Gitti kızım. Gitti en sevdiğim ayağımı isti. Gerçekten benim canım ayağım. En çok daha bu ayağımı seviyordum sultan. Ya kız ana ne saçmalıyorsun ya. En sevdiğim ayağımı ezdi ne demek? Öteki ayağımı sevmiyor musun yani? Kızım sen bakma bana. Ben ne dediğimi biliyor muyum? Ayağımın ağrısından aklım uçmuş zaten gitmiş. Oralara. Ailesi doktoru Gudik geldi. Teyzem hiç meraklanmayasın. Dedin çünkü bu muhteşem et ayağının bütün şişini ağrısını falan alacak. Ulan seni Allah kahretmesin. O ampirikotuk kilosu kaçabiliyor musun sen? Heba ettin canım ampirikotu. Ağrısını alır kızdan azıcık dursun ya. Yok yok. Doğru söyler, ziyade olmasın. Ben dolaba koyayım. Gitti be. Ampirikot gitti. Katil şoför. Hadi be. İyi günler. Pembe abla istemeden oldu. Bak mal... Ay! Ya Allah'ım ya. Ya gerçekten çok üzgünüm ya. Vallahi. Ben de çok üzgünüm canım. Sen niye üzgünsün Pembe abla? Kafanı kıracağım için üzgünüm be. Ay. Sen ay. Beni kurtaracağın yerde gidin ayağımı ay. Bir daha ya bu evde. Artık bunu atarsa bacaklarını kırarım. Defol git şuradan. Evet bir şey ya. Melekşe. Melekşe müjdemi isterim. Ne oldu be? Dadı tuttum sana Melekşe. Ay ciddi mi be, kurban olurum be sana. Aslan enişten benim be. Benim damadım karısını sever. Allah. Sevsin bir zahmet, bulmuş benim gibi dünya güzelini. Hı? Doğru valla. Ne zaman geliyor dadı? Geldi, kapıda bekler. Dur çağırayım. Çağır. Arzum. O ne be? Ay, merhaba. Bu ne be? Abi, mahvettin sen beni ya. Bitirdin beni resmen ya. Tedavülden kalktım, indim, out ettin beni ya. Sakin ol be oğlum, relax.
Delirdi adam ya. Ya nasıl sakin olayım be abi ya? He? Ya pembenin hayatını kurtaracaksın. Sana kızını verecek dedin. Kadın beni istenmeyen adam ilan etti ya. Ya nasıl sakin olayım ya? Dur Ferhat. Şey mi oldu beyefendi? Yok, yok, şey abi, yok, yok, yok abi, yok. Yok. Hakikaten de plan ters tepti. Beter söyleyeyim. Ben mi dedim arabayı pembenin ayağına park et diye? Azıcık dikkat etseydin be oğlum. Aa. Ya sen ne diyorsun abi ya? Ben ne bileyim be? Ya o panikle arabayı nereye sürdüm biliyor muyum ben ya? Sen dua et, ben babanın ağzına park etmedim arabayı ya. Neyse, hiç moralinizi bozmayın. B planını devreye sokacağız. B planı ne ya? Benim niye haberim yok? Park sensörü mü takacağız arabaya? Şimdi uydurdum canım. Söyle bakalım, neymiş bu plan? İki adam tutacağım. Pembe çiçek satarken soyunmaya kalkacaklar. Sen de gelip pembeyi adamlardan kurtaracaksın. Allah, harika plan be abi. Arabayla mı geleceğim ben? Hala araba diyor ya. Akıllanmadı mı koçum? Araba falan yok. Yaya geleceksin. Ama dikkat et, yine pembenin ayağına basma. Aşk olsun be abi. İyice amam oğlanına çevirdin beni ha. Tamam be, şaka yapar bir alın da. Pembe bu sefer kesin sultanla evlenmenize izin verir. Çünkü biliyorsun para pembe için canından bile daha önemli. Can para pembe kaçı. Can para. Dalga geçme adamla. Muharrem. Bu ne be? Dadı. 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 Maşallah. Dadı da dadından yenmiyor bu enişte. Git. Git. Dadından yenmiyormuş. Pardon Arzu Hanım. Sizin daha önce iç dadılık tecrübeniz oldu mu acaba? Tabii. Referanslarıma bakabilirsiniz. Referans yetmez bilirsiniz. Eğitiminiz var mı sizin? He? Tabii. Fatoş haklı. Eğitimsiz olmaz. Anaokul öğretmenliğini yeni bitirdim. Ayrıca 2 yıl pedagoji master yaptım. Anne ve çocuk sağlığı hakkında tez hazırladım. Yani tamam, güzel. İyi, güzel. Eğitimini almışsınız ama... yani becerebilecek misiniz bu işi? Bunlar bebek sağlığı konusunda yaptığım araştırmalar için aldığım ödüller. Bu da yılın dadısı ödülü. Yılın dadısı öyle mi? Maşallah. Bak, dadı istedin, gittin en iyi dadıyı tuttum getirdim sana Melekşim. Mutlu musun hayatından? Çok mutluyum, çok. Ana pembenin çiçekleri geldi. Gel, gel, gel. Abim gel sana güzel bir çiçek vereyim. Sifte olsun ha. 5 yeterli. Sağ ol canım, Allah razı olsun. Gel, gel. Gel pembenin çiçeğine gel. Çiçeğin tazesi burada anam. Gel, 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 gel. Anladınız değil mi beni? Siz pembeyi korkutacaksınız. O sırada Ferhat gelecek. Siz numaradan dayak yiyeceksiniz. Sonra da tabanları yağlayıp yallah kaçacaksınız. Tamam mı? Tamam. Yapabilirsiniz değil mi? Ayıp ettin koçum. Ay. Bizim işimiz bu. Yalnız çok korkutmayın hanım ha. Yani korkutun da yani çok korkutmayın. Yeğenim korkma sen ya. Sen kendine bak. Buyurun paranızı. Paylaşırsınız tamam mı? Gel, gel, gel. Gel abim, gel, gel, gel. Bak ana, bak asıpatım var. Karanfilim var, papatyam var. Bırak şimdi onları. Paraları versen bize. Ana, paraları siz vereceksiniz. Ben de size çiçek vereceğim. Hayatınızda abicim ilk defa mı alışverişe çıkarsınız? Peki sen hayatında ilk defa mı soyuluyorsun? Çıkar paraları. Abi tabii çıkartıyorum. Yeter ki kıymayın bana. Daha gençliğimin bağrındayım ha. Daha 27 yaşındayım hanım. Ağladım başındayım. Sus be kadın. Biz arkada şahit bırakmayız. Öldüreceğiz anam, seni. Anam. Sıra sende Ferhat. Fırla. Fırla. Aslanım benim be. Ferhat olur onlara. Haydi oğlum de. Kurtar beni Ferhat. Kurtar oğlum. Sen hiç meraklanma Pembe abla. Siyah kuşak karate sahibi bir insanım ben. Vur, vur. Hey maşallah. Malkoçoğlu gibi fırladı ben. Amma tarifini unutmuşum şey abi. Ejder stili. Haydi oğlum, haydi bunları. Aslan Ferhat'ım benim ha. Kurban olayım, vurma abi. Bize diksen etme abi. Vurma abi. Kalkın lan. Geç iş hele. Geç. Vur oğlum, vur, vur.
Vur ha. Şimdi size. Ay, uçan tekme mi atacağım? Vur aslanım benim, vur. Aferin Ferhat. Aferin Ferhat, aferin Ferhat. Aslanım benim ben. Ben mi abla? Ben mi abla? Ben mi abla? Kız ana. Ben mi abla? Ben mi abla? Ben mi abla? Ben mi abla? Kız ana. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben ya? Kaldır. Kaldır. Araba. Taşıyalım arabayı. Ne yaptın be? Kaldır, kaldır. Kaldırın. Kaldır arabayı, taşıyalım. Kaldır. Sırtan her yerim ağrıyor, kafam. Her yerim ağrıyor kızım. Ya kız ana, bir şeyin yok ya. Kızım nasıl bir şeyim olmasın? Merdivenleri de düşürdü o kara olabilir. Öyle çıksan. Şşş Ferhat. Ailenizin doktoru Gudik geldi. Sen hiç meraklan bayası teyze. Dedin çünkülüm bu muhteşem emsal size kafanın ağrısını acısını çekip alacak. Allah sen Allah kahretmesin Seriha. Kafamın ağrıdığına mı yanayım anam? Koca ampirik otoresi iletti ona mı yanayım? Tamam. Çek, çek. Çekil ulan şuradan, defol git. Katil şoför. Hadi lan. Ya yine mi geldin Ferhat ya? Ben mi abla? Pembe abla. Çok özür dilerim. Vallahi kazayla oldu Pembe abla ya. Ulan sen ne yapar? Yapar öldürürsün beni. Lan sen. Ay bu Gudik mutfakta tabanca var, getir onu buraya. Anlayacağım bunu şimdi ha. Dur lan kaçma. Ya bırak ya. Kaçma. Aşık oldum, aşık oldum, bir romana aşık oldum. Aşık Opa! Oldum, aşık oldum, bir romana aşık oldum. Sorma bana kim diye sevdiğim kız romancı. Sorma bana kim diye sevdiğim kız romancı. Boyuna posuna kurbanım olun, kaşına gözüne hayranım olun, gülüşüne nazına hastalarım olun, boyuna posuna kurbanım olun. Sorma bana kim diye sevdiğim kız romancık, sorma bana kim diye sevdiğim kız romancık. Nein, nein, nein. Aşk olsun baba, aşk olsun. Baba. Ay, ay. Bu tarafa gelme Allah'ın sakarı. Üstüme falan düşersin gene bir tarafımı kırarsın. Uzak dur, kış. Ne ha. Bakıyorsun? Görüyorsun değil mi? Senin yaptığın planlar sayesinde Pembe ablanın gözünde hepten şebeğe döndüm ya. Göğe kahraman olacaktı. Şansımız hiç haber gitmedi ki be Ferhat. Hep bir aksilik oldu biliyorsun. Hakikaten be Ferhat ya. Yarın bu işi bitireceğiz hayırlısıyla. Allah Allah. Merak etme sen, kafede buluşacağız tamam? Ha? Tamam. Hadi, hadi merak etme. Tamam Ferhat, halledeceğiz. Ya. Hadi. Hadi, hadi. Tamam hadi ya. Yaşı. Sen ne haber? Ha? Elga oynuyor musun? Ha? Ne yaptın? Çat! Bekler kaçar! Selam Aziz. Ha? Hoş geldiniz. Abi bizim yer boş. Evet, geç geç. Şimdi söyle bakalım Sultan. Hı. Yarın Pembe dışarı çıkacak mı? Aluturaları dolar yapmak için çarşıdaki döviz bürosuna gideceğim dedi. Çok güzel. Abi
Yine arpayı fazla yemiş köyelanlar gibi keyifli keyifli işlemeye başladın. Ne oldu? Yine aklına ne geldi he? Dinleyin. Şimdi yarın pembe döviz bürosundayken ben kar maskesi takıp pembeyi rehin alacağım silahla. Soygun hesabı. E'si Ferhat kardeşim de şans eseri o sırada oradan geçiyor olup içeri dalacak. Pembeyi soyguncudan kurtaracak. Nasıl plan? Abi plan güzel de ya inşallah gene bir aksilik çıkmaz ya. He? Çıkmaz kardeşim çıkmaz. Yarın dövizcide buluşuyoruz tamam mı? Tamam. İnşallah be. Bu sefer beceririz şahaneme. İnşallah. Yaşa. Aziz. Buyurun. Çay getir bize. Peki efendim. Üf, kız Fatoş. Bu dadı çok güzel bir. Ne yapacağım ben bununla? Çok korkarım valla. Kız eniştemi ayartır değil mi korkarsını? Sen oğlum sen korkmaz mısın? Evin içinde dadı kisvesi altında fıstık gibi bir afet dolaşsa. Yani Selim'i ayartır diye düşünmez misin? Aman Allah yazdıysa bozsun kız hala. E sen de o zaman konuş eniştemle. Ben bu dadıyı istemem de. Olur mu kız öyle patladanak söylenir mi? Ay o kadar cingar çıkardım dadı alsın diye. Şimdi nasıl da gönder derim. Tükürdüğümü yalamam valla. Münasip bir dilde kandıracağım artık ben bu aramı. Hadi. Hadi gel. Efendim buyurun. Ah paşa çayını al. Sağ olasın be Melekşem. 40 yıllık kahveciyim. Ama senin demlediği gibi güzel bir çay demleyemedim ben. Afiyet olsun bari mi? Cemil'i yatırdım. Müsaadenizle ben de yatıyorum artık. İyi geceler Arzum. İyi geceler. Bir dakika. Ala yukarı bak yukarı. İyi misin? Ya, Ala. Ben de iyi geceler diyemedim deyip geliyorum. Gel buraya bir yiyin Nur Alçı. Otur durduğu yerde. Muharrem. Bu ne biçim kıyafet öyle? Evin içinde resmen iç çamaşır defilesi yapar. Nasıl isterse öyle dolaşır. Melekşe biz karışamayız. Hem dadı isteyense değil mi? Pişman mısın yoksa? Yok, yok, yok değilim, değilim canım. Niye? Yok. Bak hayla bakıyor. Ferhat Bakan Han geliyor. Çok güzel Şahin'im, çok güzel. İnşallah beter geç kalmaz. Evet. Buyurun efendim. İyi günler canım. İyi günler. Dolar alacağım da biraz. Ah bak Beter de geldi. El el be Beter. Tam zamanında geldin ha. Eşe. Tamam. Biraz bekleyelim sonra sen içeri gir Ferhat. Tamam Şahin'im. Bu sefer bu işi becereceğiz. Göreceksin bak. İnşallah. Kaldırın ellerini havaya. Bu bir soygundur. Ya parayı verirsiniz ya da kadını vururum. Anam. Anam. Hadi sallanma. İşte. Hadi, hadi aslanım, hadi. Ayş. Bırak kadını, yoksa sonun çok fena olur ha. Yaklaşma vururum. Beni bir boru parçasıyla korkutacağını mı sandın ha? Demirden korksaydık, trene binmezdik aslanım ha? Kardeşim çok geç kaldık ya. Benim şimdiye kadar çoktan o döviz bürosunda olmam lazımdı. Abi ben ne yapayım? Görüyorsun trafiği. Benim kıpırdamıyor. İstersen şu sağdan kaçayım. Biraz fazla yazar ama bekleme ister. Kaç kardeşim kaç. Bu iş çok acil ya. Ferhat oğlum. Ben mi ablamı senin gibi çakallara yem eder miyim ben ha? Ederim. Ay, gel buraya. Ay. Be biricik pembe ablam o benim be. Onun için hiç düşünmedin. Canımı bile feda ederim ben be. Canım benim. Ay. Gördün mü benim içi Ferhat oğlum? Helal olsun. Deli misin nesin sen? Dur lan dur. Abi maske sesini amma değiştirmiş ya. Yani tanımasam gerçek soygunu sanacağım ha. Çekil git şuradan be. Ay. Ay. Abi çok sert vuruyorsun ya. Senin... Dur dur dur. Böyle daha inandırıcı. Seni boğarım lan Ferhat ben. Dikkat et. Benim pembe ablamı rehin alacak insan. Daha anasını karnında doğmadı lan. Ha? Abi. Doğmadı tabii. Geç çıktın. Doğmadı vallahi. Abi. Ha? Abi. Ben ettim sen etme abi. Ne oldu canım? Elinden silahını alınca birden süt dökmüş kediye döndün. Kalk kalk. Kapışmaya devam edelim. Hadi kalk kalk hadi. Yok sana gücüm yetmez diyorsan al silahını gel. Al, al silahını. Hadi, al. Al. Sana aman ne yapıyorsun? Al. Al silahını. Ay.
Kurban olur bebi abla sana. Sen hiç meleklanma Pembe abla. Muskalıyım ben. Kurşun işlemez bana evvelallah. Ateş et. Durma. Gerekirse Pembe abla için canım bile veririm ben. Ateş et. Ateş. Ateş et be canını vermesi gerekir. Ateş et sana. Ne yapıyorsun canını? Ah sen Ferhat ya. Ne oluyor Sultan? Geldi mi Pembe? Geldi Beter, geldi. Sen. İçeride. Beter mi? Beter! Ha! Ne bağırıyorsun be? Sen az önce elinde tabanca, kafanda kar maskesi içeri girmedin mi? Yo, daha yeni geldim. Allah'ım, o zaman içerideki gerçek soyguncu. Ne? Vallahi. İçeride soyguncu mu var? Evet. Koş. Beren. Abi, senin ne işin var orada ya? Sen oradaysan bu kim ya? Gerçek soyguncu. Sultan, geri dur kızım. Abi, kurban olayım acı bana abi. Abi. Bırak silah! Bırak! Allah! Çıkar silahı! Pembe abla! Kolum gitti Pembe abla! Çok acıyor Pembe abla! Kolun kopsun senin inşallah. Pembe abla! Merhaba Arzum. Merhaba. Oy, ay 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 ay. Aa, kahvede haber yorulmuşum be. Omuzlarım koptu resmen. Ah. Ben size bir masaj yapayım o ne? Zaman. Sonra da bana masaj yap. Yürü lan, yürü lan, yürü seni. Dönün lütfen. Döneyim. Oh, oh, oh. O güzel ellerinle öyle güzel masaj yaparsın ki Arzum. İnsan her bir derdini unutur valla. Oh, oh. Benim kocama masaj yapacak kadının saçını da başlıyor. Yapamazsın Berikşe. Nasıl kovarsın dadıyı? Niye? Kovdum bile. Tamam mı? Bitti. Peki çocuğa kim bakacak? Ben bakarım çocuğa. Bir daha dadım adı diyenin ağzını koparırım vallahi, yırtarım ama. Tamam tamam, kızma Berikşe. Hay aklınla bin yaşa be Peter. Sen grafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yanar? Sen grafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yanar? Yanıma gel yanıma. Gudik, av gördüğün beri siyah kıl var ya, güya hayatımı kurtarıp gözümde kahraman olacakmış. Soyguncuyu Beter sandı. Elif de serçavlar gibi abunu avladı. Buna kız mı verilir teyze ya? Güldürme beni. Gülmeyin be. Abi çok teşekkür ederim. Harika planın sayesinde hem kolumdan vuruldum hem de alemin maskarası oldum ha. Sen meraklanma kuçum. Yarın yeni bir plan yaparız, senin çizilen karizmanı kurtarırız. Cık, aman abi aman, istemem plan falan. Uzak dur benden ya, ölmemi istiyorsun nedir ya? Laval olmayın, laval olmayın. Oynayın, güzel oynayın. Siz de güzel çalın be. Ama laf söyledi şimdi bal kabağı. Oynak. Ne? İş, kalbimin şurası var ya anam. Böyle sıkışıyor. Kız kötü bir şey olmasın ana. Aa, senin kalbin mi ağrır? Ha, ben seni taş kalbi sanırdım. Ay meğer bizim gibi normal kalbin varmış senin be. Aa, duydun mu varım? Vallahi ben Pembe kalpsizin teki sanırdım Berekşe. Taş da olsa bir kalbi varmış demek ki. Değil, büyüdü gene başladılar komikliğe.
Gudik. Unutma sabah seni beraber ana şu hastaneye gidelim, kalbime baktırayım. Tamam teyze. Sağlık şakaya gelmez biliyorsun. Doğru dersin. Allah koru yarabbi. Uf, bir şey oluyor bana. Önüne bak, önüne. Aman. Baba, beton Nedim bize kazık atmış. Malı piyasaya kendi adına dağıtmaya başlamış. Siz uyuyor muydunuz peki? Piyasayı kontrol etmiyor musunuz? Beceriksizler. Beton Nedim'e adına yaraşır bir ölüm hazırlayın. Üzerine ıslak bir beton dökün. Beton kuruyana kadar da bekleyin. Heykel kıvamına gelince de gömün. Baş üstüne baba. Peki başka bir şey var mı? Tırtıl Mümtaz üçtür borcunu ödemiyor baba. Ne yapalım? Protesto çekin. Allah'ın yarım akılları. Ne yapacaktınız? Öldüreceksiniz tabii. Ayağına taş bağlayın. Boğaza atın. Millete ibret olsun. Acımayın kimseye. Anladınız mı? Şu kediciye bakın. Ne sevimli. Getirin şunu bana. Hadi canım. Getir, getir. Ah canım. Minnoşum beni. Aç mısın sen? Oh canım beni. Küçükken benim de böyle güzel bir kedim vardı. Adı Minnoş'tu. Annem evde beslememe izin vermedi. Dışarı attı. Kedim soğuktan dondu. Baba yapma, ağlama böyle. Maazallah biri görse alemde bittiğinin resmidir. Yani kimse ciddiye almaz seni. Ne oluyor böyle baba? Son zamanlarda hep ağlayıp duruyorsun. Oğlum ben ne bileyim be. Psikolojim bozuldu. Deliriyorum, deliriyorum, deliriyorum. Baba istersen seni bir psikoloğa götürelim. Oğlum sen ne diyorsun? Psikoloğa gidersem biri beni orada görürse ne olur? Mafya aleminde anında ismim biter. Rasim kafayı yedi, deli doktoruna gidiyor demezler mi? Haklısın baba, derler. İstersen psikoloğu alıp gizlice buraya getirelim baba. Bak bu iyi fikir. Gidip bir psikolog bulun bana. Ama en iyisini bulun. Tamam baba. Hadi yürüyün. Delireceğim. Delireceğim. Delireceğim Allah'ım, delireceğim. Geçmiş olsun Pembe Hanım. Hiçbir şeyiniz yok. Top gibisiniz maşallah. Yani sadece annem gaz ve sıkıştırmış beni doktor bey. Aynen öyle. Korkulacak bir şey yok. Tekrar geçmiş olsun. Annem, hemşirenin borcumuz ne kadar? Bana değil, girişteki vezneye ödüyorsunuz. Öyle mi canım? Ne acaba ne tutuyor bizim borç şöyle böyle? 300 TL. Yani eski paraydan 300 milyon teyze. Ne diyor bu be, şaka yapıyor herhalde. Şaka yapıyorsun değil mi canım? Ha, şaka, bu kadar para tutar mı annem bir mayını? Burası özel hastane hanımefendi. Ben kartınızı vezneye bırakıyorum. Siz girişte ödemenizi yaparsınız. Ne yapacağız teyze? O kadar parayı hayatta ödeyemeyiz. Annem sen meraklanma. Parayı ödemeden buradan çıkacağız. Ben kendimi soydurtmam. Sorma sahip. Nasıl olacak o iş teyze? Karışma sen, gel. Suran olursa doktorum diyeceksin, unutma. Tamam teyze. Haydi göreyim seni. Doktor, doktor gibi yürü. Doktorum. Deli doktorluğu bölümü burası. Hı hı. Şimdi bir doktor bulalım. Çıkıyoruz. 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 Pardon hanımefendi. Siz doktor musunuz? Doktorum tabii, niye oldu? Evde hastanede en iyi doktor uzbat. Peki İhtisasınız nedir? Pisi, pis, pis. Pisi, pisi. Pisik, aman. Hemen okuman yazman yok mu oğlum? Oku, ne yazıyor tabelada?
Psikiyatri. He psikiyatri ya ondan. Onun doktoruyum işte, onun doktoruyum. Bir hastamız var da doktor hanım. Acaba tedavi için eve gelebilir misiniz? Anam evleri servisimiz yok. Büfe mi burası? Sizin hasta gelsin burada doktor arkadaşlar bakarlar. Eğer hastamızı tedavi ederseniz bu paranın hepsi sizindir. Tamam. Siz parayı aman adresi verin, geleceğim ben. Profesörle de bir görüşelim. Buyurun, adres bu kartta yazılı. Asistanıma ver. Yürü oğlum, yürü. İyi günler, iyi günler. Kız ana ne olur be, ne oluyor? İki dakika üstünde otur. Deminden beri yerinde duramıyorsun ya. Anne, Beter abi geldi. Çıldırtan aramam. Niye çağırdın beni? Beter. He. Bana acil olaraktan deli doktoru lazım. Gerçekten. Bence de lazım pembeciğim. Ben sana yıllardır diyorum senin tedavi olman lazım diye ama kabul etmiyordun ki. Saçmalama. Kendim için değil. Bana yardım edecek. Birlikte beraber bir hastayı tedavi edeceğiz. Eyvah eyvah. Hastalık epey ilerlemiş. Paranoid şizofren. Şimdi de kendini doktor mu sanmaya başladın ha? Ya kızına sen iyi misin? Ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin ya? Bak canım benim. Ha. Bir hasta vardır. Çok evet. Zengindir. Galiba sosyetedir. Doktora gitmeye utanıyormuş. Doktor istiyor. Hem de bir çanta dolusu parayı verecekler. İyi de bunun size ne alakası var? Kızım öyle deme. Akrabaları beni hastanede deli doktoru sandılar. Kartlarını verdiler. Ne? Nasıl olur ya? Uzun mesele. Ben sana sonra anlatırım. Beter. Hmm. Ben bu işlerden iç çakmıyorum. Bana yardım et, parayı kırışalım. Bir çanta para öyle mi? Aynen. Tamam, kabul pembeciğim. Ne? Olur mu hiç öyle şey ya? Siz deli misiniz ya? Hayır canım, doktoruz. Niye sordun? Tedavi edilecek bir deli mi var? Nerede? Hemen icabına bakalım. Hemen. Hemen. Ayf. Bak havaya girdin. Aferin. Sen hiç merak etme pembeciğim. Halledeceğiz. Haydi haydi doktor bul doktor. Doktor bulmak lazımdır. Güzel bayan. Gülmediği biri sana bir gül uzatırsa evet al. Neden? Tükülü bilesin ki senin aşkından yanan gudiktir o gülü uzatan. Daha ben aşkım şurada kafede oturalım mı biraz baş başa? Nein gudik nein olmaz. May baba çok kızıyor. Çok kıskanç. Bizi görürse sinirden böyle kafayı yer delirir. Ya. Sen merak etme güzelim. Güremez baba bizi. Neden? Çünkü gudik onu birazdan kapsama alanımızın dışına çıkaracak. Nasıl? Kayınpapayı arayıp... Alo buyurun. Asıl sen buyur Ethem abi. Buyur abi. Ne dersin sen be Kerkeniz? Maytap mı geçersin benden? Diyorum ki Bebe teyzem en güzel elbiselerini giyip en şık bir şekilde... Sen niye gitmiyorsun oraya? Güzel bir sürpriz olur ya. Hem baş başa yemek yersiniz. Ciddi mi be? Hemen gidelim o zaman. Çok sağ olasın bir gudik. Rica ederim Ethem abi. Sevenlerin ve sevilenlerin dostu gudik her zaman emrine abade. Yuh seni öpmedim abi. Kapa. Gördüğü gibi baban artık bizi bulamaz Elga. Hadi beş çayına. Ha işte. Ha, adres buradır. Vay be villada yaşıyor ha. Dedim sana zengin. İyi para kaldıracağız buradan. Yaşa. Yürü yürü. Siz burada bekleyin doktor hanım. Rasim baba birazdan gelecek. Tamam canım. Pembe bizi nereye getirdin böyle ya? Silahlı adamlar falan. Bunlar resmen mafya. Gerçek doktor olmadığımızı anlarlarsa bir tarafımızdan kan alırlar vallahi. Anam ne bileyim ben Elif'in mafya olduğunu. Zengin sandım. Kalktım geldim şansıma tüküreyim. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş bulduk anam.
Bu bey de profesör oluyor. Kontraksiyona gel. Konsültasyon için geldim. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun oturun. Oturun. Buyurun. Burada konuştuğumuz her şey sır olarak kalacak değil mi? Birine bir şey anlatırsanız dilinizi keserim. Yok hanım aşk olsun, olur mu öyle şey? Biz şey Hipokrat yemini yaptık, hiç konuşur muyuz? Hipokrat yemini. Hemen işte ondan da ettik. İki yemin ettik yani, hayatta konuşmayız. Aferin. Efendim sıkıntınız nedir acaba? Durduk yerde aklıma çocukluğum düşüyor. Zangır zangır titremeye başlayıp sonra hüngür hüngür ağlıyorum. Anam deli galiba bu. Şöyle uzanın koltuğa lütfen. Uzanın lütfen lütfen. Ayaklarınızı uzatın. Böyle. Uzatın. Uzatın. Uzatayım. Evet. Şimdi çocukluğunuza ineceğiz. Relax. Relax. Gevşeyin, rahatlayın. Gevşe annem, gevşe. Çocukluğum. Karşı komşumuzun bahçesinde ayva ağaçları vardı. Bir gün oradan ayva çaldım diye annem beni dövdü. Vay. Anneciğim. Vay vay. Niye beni dövdün anneciğim? Canım. Vallahi yemedim ben ayvayı anneciğim. Vallahi sen yemedin. Biz ayvayı yedik oğlum, biz yedik. Ağlama. Tamam pembe, adamı sakinleştirmemiz lazım. Sakinleştirmemiz lazım. Canım, ana kurban olsun, ağlama sen. Ağlama, anası kurban olsun. Ay şimdi oğlum sana... Sen ayvayı yemek istedin de anne sana ayva vermedi. Vermedi. Kurban olurum canım sana. Vay 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 vay. Pembe, pembe ne yapıyorsun? Annem işte annem, benim minik bebeğim, ayva vereceğim ben oğluma, valla vereceğim. Ay 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 ay, kurban olurum sana. Mama istiyor, mama bu mama. Canım annem benim. Canım annem seni çok seviyorum. Beni sakın dövme, olur mu anneciğim, olur mu? Ana ben seni hiç dövmeyeyim. Sen benim minicik bebişimsin. Kimse sana bir şey yapamaz. Yaparım ben onları. Yaparım. Vallahi yaparım ha. Çok mutluyum canım annem senin ay, yanında. Çok seviyorum seni. Ay, canım annem, benim. Canım annem. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Aman çok ağlıyor. Beter bu. Vay 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 vay. Vay. Rasim baba sizden çok memnun kaldı doktorun. Sizi görür görmez işinizin ehli bir doktor olduğunuzu anlamıştım zaten. Tabii. Ben gelleri gibi saktekar değilim. İyileştiremeyeceğim hasta yoktur evvelallah. Ha. Buyurun. Bu da ilk seansınızın ücreti. Sağ ol canım. Adamımız arabayla sizi evinize kadar bırakacak. İyi, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Pembe yok hiçbir yerde. Nerede bu kadın? En iyisi cepten arayayım. Alo Pembe. Ben Ethem, neredesin canım? Anam masada oturuyorum. Hangi masada? Hangi masada olacak, evdeki masada. Nasıl yani? Sen lokantada değil misin? Ne lokantası anam? Lokantada nereden çıktı? Sarhoş falan mısın sen? Vay gudik vay. Demek oyun oynadın bana. Gösteririm ben sana. Ne alırsınız beyefendi? Hiçbir şey. Evet. Ne istiyorsun anlat bakalım. Ben Kara Rasim'in adamıyım komiserim. Bütün kirli çamaşırlarını size anlatmaya geldim. Söylediklerine nasıl inanayım peki? Kara Rasim'in adamıysan niye ihbarelisin peki? Çünkü bana muamelesi yapıyor komiserim. Herkesin içinde dövüyor. Gururumu kırıyor. İntikamımı alacağım. Benim kim olduğumu görecek. Peki neymiş bu kirli çamaşırları Kara Rasim'in? Komiserim, Rasim yurda kaçak mal sokuyor. Kimsenin ruhu bile duymuyor. Nerede saklıyor bu malı? Deposu nerede? Sürekli değiştiriyor depoyu komiserim. Çok yanık. Deponun yerini öğren bana. Bir de ilk parti mal ne zaman gelecekmiş onu öğren. Suçüstü yapmam lazım. Bana söylemez komiserim. Artık bizle konuşmuyor. Psikoloğu var. Her şeyini ona anlatıyor. Psikolog ha? Bürosunu biliyor musun sen bu psikoloğu? Bürosunu değil de evini biliyorum komiserim. Ben bıraktım evini. Güzel. Salih. Buyurun komiserim. Beyefendiyle gidin. Kara Rasim'in psikoloğunu alın gelin. Başüstüne komiserim. Hadi bakalım.
Etim abiyi nasıl kaldırıp mahalleden gönderdim. Neden? Çünkü uyandım ben Elga. Uyandık. Papa Fräulein Pembe'nin lokantada olmadığını görünce çok kızacak ama. Aman ya, bırak Allah aşkına, kızsa ne olacak? Ne yapacak yani? Etim abi gelip dövecek mi beni yani? Gülerim. Hem kusura bakma Elga ama senin ubabanın tahtaları azıcıkın eksik. Papa için öyle deme. Aslında sen de çok seviyorum babayı değil mi Gudik? Bırak Allah aşkına Elga. Günahım kadar seviyorum senin babanı. Nesini seveceğim? Yok yok. Sen böyle diyor ama aslında içten içe çok seviyor babayı. Böyle için sevgi dolu biliyor ben. Ama çok seviyor. Yüzünü şeytan görsün babanın. Benden uzak cehenneme direkt direkt. Demek ki hiç sevmesin Ethem öyle mi? Aynen öyle Ethem abi. Ethem abi dayanma. Ethem abi. Ben sana kızım abi daha yaklaşma. Allah Allah. Ama Ethem kayın baba. Kayın baba. Allah. Kayın baba dur. Psikolog adamın evi burası abicim. Dalga mı geçiyorsun sen benle ya? Pembe ablanın evi burası. Pembe abla da psikolog değil, çalgıcıdır. Abi vallahi doğru söylüyorum ya. Ben doktor hanımı bu eve bıraktım. Yanında da profesör bir bey vardı. Allah Allah. Ortada bir karışıklık var ama dur bakalım. Pembe ablayı dışarı çağıracağım şimdi. Bak bakalım senin psikolog dediğin kadın o mu? Tamam abi. Pembe abla. Kapıyı aç Pembe abla. Salih ben. Pembe abla. Salih. Buyur canım benim. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Bu mu psikolog? Bu abi. Ta kendisi. Merhaba oğlum. Nasılsın? Pembe ablam neler çeviriyorsun? Yok annem bir şey çevirmiyorum. Amaç yani halka ismettir bundan. Ya kızım ben size demedim mi böyle üç kağıtları kalkışmayın diye. Bak sahte doktorluktan tutuklanacaksın şimdi. Pembe abla karakola kadar gelebilir misin? Komiserim çağırıyor. Geleyim. Hı-hı. Geleyim. Giderken şu senin profesörü de alalım bari Pembe abla. Oğlum valla yeminle bir kötü niyetimiz yoktu. Onlar bizi psikolog sandı ben de onları kıramadım. Gideyim şu herifi tedavi edeyim dedim yani. Gelemişiz. Şimdi de psikolog mu oldunuz başıma? Komiserim yeminle Pembe'nin fikriydi. Ben vazgeçirmeye çalıştım. Yapmayalım Pembe'ciğim komiserimiz çok üzülür dedim ama dinletemedim. Ne oluyor? Parayı kırışırken böyle demiyordun. Aman bana daha çok ver Pembe'cim. Tezgahı bir kurdun benim payım çok olsun diyordun. Ha yani diyordun. Susun! Susun! İkiniz de nezareti attırırım ha. Komiserim özür dilerim. Yeminle yanlış anlaşılma oldu yani. Yani ondan ben sahte psikolog oldum. Bak vallahi senin şu yüksek huzurunda tövbe ediyorum. Ha, bu üç kağıt da burada bıraktım. Bir daha da yapmıyorum. Tövbe bırakıyoruz komiserim. Olur mu canım? Bırakmayacaksınız. Yok anam ben bırakırım valla. Gerçekten bırakacağız komiserim. Bırakmayacaksınız. Komiserim inan ki bırakacağım valla bırakacağım. Bırakmamanız lazım. Anam bıraksak diyorum. Olmaz. Bu psikolog numarasına devam etmeniz lazım. Anam ben dolandırıcılığı bırakmak istiyorum. Polis dolandırıcılığa devam et diyor. Anam bu işte bir yanlışlık var ama ben çözemedim şimdi nerede vardır. Psikolog numarasına devam edeceksiniz Pembeciğim. Çünkü. Çünkü canım. Çünkü karar arşivi konuşturup yeni mal tesliminin ne zaman olacağını ve nereye depolanacağını öğrenmemiz lazım. Şimdi anladım. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi bunun bu adamın tedavisine ne faydası olacak? Sen var ya hiç psikolojiden anlamıyorsun. Saçmalama be kadın. Bu manyağı suçüstü basıp kanıtlarıyla birlikte mahkemeye çıkarmam lazım. Şimdi anlıyorum. Buna da şükür. İki dakika rötarla da olsun anladın nihayet. Dediğim gibi teslimat zamanını ve yerini mutlaka öğrenmemiz lazım. Hadi bakalım. Haber bekliyorum sizden ha. Tamam komiserim. Yürüyorum.
Neşem yok annem, o düğüne gelmem. Ne gülümü takarım, ne de göbek atarım. Neşem yok annem, o düğüne gelmem. Yarimi elime ben, ellerime verme. Neşem Rıza abi, Etebi abi gelmedi değil mi bu akşam? Yo, gelmedi, korkma korkma. Korkarım dedi. Çünkü bir gün çok fena dövecek, elimde kalacak, ondan korkarım. Dua etsin sevdiğim kızın babası. Yoksa çok fena döveceğim kendisini. Aa, Ethem abi geliyor şimşek. Eyvah, biri sorarsa yok de. Hani korkmuyordun? Saklanacak deli kararsın. Çık ortaya cümbüşün alçal. Şaka be şaka. Gelmedi korkma. Allah. Soğan erkeği be. Kız pembe. Ayrıca ortalıklarda görünmesin be. Ne atlar karıştırırsın yine. Canım psikolog oldum be. Aa, buyur ne oldu? Allah'ın cahili bilmiyor ki. Deli doktor oldum kız. Çok da şükür para kazanıyorum işte. Kıskançlıktan anam çatlayın da patlayın. Aa. Allah Allah. Öyle akşamlar sabah doktor mu oldurmuş be? Ha. Kız geneli üç kağıtlar çevirirsin be. Üç kağıt yapsaydım. Sence komiser baba beni nezarete atmaz mıydı ha? Ha? Ama bana destek veriyor, çalışmaya devam et. Bu toplumun sana ihtiyacı var der bana. Der. Allah Allah. Hı? Oyna sultanım. Kıvırım kız. Baba, elemanlardan biri muhbirlik yapmış. Polisi ötmüş. Ne? Getirin bakalım o karaktersizi. Bırakın beni. Baba, baba yeminle ötmedim. Yalan söylüyorlar. Avcıyorlar beni baba. Sen ihbarcılığın cezasının ne olduğunu biliyor musun ha? Baba iftiraya uğradım. Ben yapar mıyım öyle alçaklık? Bir tek sen yaparsın. Son doğan et! Yapma baba. Kurban olayım, yapma baba. Yapamayacağım. Çocukken bir su kaplumbağa vardı. Annem onu yanlışlıkla ezip öldürmüştü. Aklıma o geldi. İnanasın. Yapamayacağım. Çabuk bana o kadın doktoru getirin. Yoksa kafayı yiyorum ben. Tamam baba, hemen getiriyoruz. Ağlama sen. Kızana kalk. Kızana salyan akmış kalk. Müslüman'dan bismillah ne oldu kızım? Ya kızana hastan seni çağırmış. Hasta mı? Hı-hı. Hangi hasta? Tabii çok doğru çok doğru. Rasim Bey değil mi? Evet doktor hanım. Çok kötü oldu, sizi çağırıyor. Hemen hazırlanıyorum canım. Hemen. Çok garip doktor hanım. O ha, kadar canım para kazanıyorsunuz. Bu evde mi yaşıyorsunuz? Hı? Yok hanım, burada yaşamayayım daha neler. Şeyde benim residence'ımın evinde tadilat vardı. Onun için şimdilik bizim kapıcının eline geldik kızımla, değil mi kızım? Tabii geldik. Unutmayalım da kızım giderken profesörü de alalım. Tabii sakın unutma. Tabii buyurun. Çok doğru. Hadi kalk hazırlanalım. Hadi kalk hazırlanalım. Hadi kızım. Tahir baba, Kara Rasim'in adamları aradı. Sevkiyat bu akşam Beykoz'daki boş fabrikaya yapılacak. Malı oradan alacağız. Güzel. Yalnız kulağımıza Kara Rasim'le ilgili bir dedikodu geldi baba. Ne dedikodusuymuş bu? Dediklerine göre Kara Rasim psikoloğa gidiyormuş baba. Hadi canım yalandır. Rasim deli mi psikoloğa gitsin? Bizim Kazım gözleriyle görmüş baba. Dedikodu çıkmasın diye doktorlar eve geliyormuş.
Hem de iki doktor. Bu adam yakacak hepimizi. Psikologlara işle ilgili en ufak bir şey anlatırsa polis anında ensemize biner. Hepimiz hapsi boylarız. Dua edelim de anlatmasın Tahir Baba. Oldu canım. Dua ederek bu işi çözeriz diyorsun. Saçmalama be. Çabuk gidip o psikologları bulun. Psikologları ne yapalım baba? Beykoz'daki boş fabrikaya götürün. Akşam mal teslimatı bitince Kara Rasim'e bir sürpriz yapalım. Emredersin baba. Baba, doktorlar geldi. Hemen seansa başlayalım doktor. Çok acil başlayalım. Çok kötüyüm doktorlar. Tabii tabii. Uzanın şöyle efendim. Rahat, uzanın. Tabii. Ayaklarınızı uzatın. Derin uzan öyle. Derin derin nefes alalım. Derin nefes al. Rahatlayalım. Rahatlayalım. Peki abi. Relax. Relax. Relax lütfen. Senin belirttiğine geri dönüyoruz rahatla. Peki abi. Hay canım. Anlat şimdi bize çocukluğunu neler yaşadın. Anlat. Çocukken benim bir su tabancam vardı. Onunla oynamayı çok severdim. Anam. Ama ben ne zaman onunla oynasam annem üstünü başını ıslatma diye beni döverdi. Anam da benim bebeğimi ağlatmışlar mı? Ay, kim ağlatmış benim bebeğimi? Sen de üzülme anam. Ben onların etini çimdirmesin. Bana da şey demesinler yani. Şimdi ne zaman elime silah alsam aklıma annem geliyor. Gene beni döver diye ateş edemiyorum. Kimseyi vuramıyorum. Ay yazık, gördün mü Petri? Kimseyi vuramıyormuş baba. Ya ya, ne kadar üzücü gerçekten de. Silah alman şart mı Rasim Bey? Ha? Çok şart mu gerekli mi? Silah? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Şart tabii. Bu akşam Beykoz'daki boş fabrikada teslimat var. İş yaptığım bir sürü mafya gelecek. Ben oraya bu halde nasıl giderim? Elime silah alamadığımı öğrenirlerse meslek hayatım biter benim. Aman da aman. Kim kızmış benim oğluma? Sen çekilme, al silahı eline. Ben onlara cız yaparım. Ateş edeyim değil mi anne? Tabii bebişim. Silah serbest. Hanimiş de hanimiş. Hanimiş de hanimiş. Oh be. İyileştim valla. İçimden sanki böyle bir şey akıp gitti. Tabii ne de olsa piyasanın en kral doktoru Pembe seni tedavi ediyor. Normaldir yani. Sadri! Buyur baba. Getirin bakalım şu kalleşi. Hemen baba. Acı bana baba. Ben ettim, sen etme. Bu sana ders olsun. Çıkarın şimdi şu kalleşi. Teşekkürler doktor. Ne demek? Sayenizde adam vurabiliyorum artık. Maşallah. Buyurun şunu. Kendimizde ne kadar gururlansak azdır herhalde. İyi günler canım abici. İyi günler. İyi günler. İyi günler canım. Günler. Sağ ol, var olun. Allah'ım şükürler olsun. Artık adam vurabiliyorum. Ne mutlu bana. Anam Elif gözümüzün önünde Elif'i topuğundan vurdu. Kaçtı valla billah. Bir daha hayatta ben gelmem buraya. Dur bir dakika. Hiç merak etme efendiciğim. Bir daha gelmek zorunda kalmayacağız zaten. İyi kalmayacağız. Doktorlar bunlar olmalı. Taksi! Evet. Çek. İyi, taksiyi takip et. İndikleri yerde paketleriz. Alo komiserim, ben Beter. Oo, psikolog bey, konuş bakalım. Bir şey öğrenebildiniz mi? Öğrendik komiserim. Bu akşam Beykoz'daki boş fabrikada mal sevkiyatı olacakmış. Teslimatı alacak olan bütün mafyalar da orada olacakmış komiserim. Aferin Beter, yaman adamsın. Salih. Buyurun komiserim. Çocuklara haber ver, bu akşam operasyona çıkıyoruz oğlum. Baş üstüne komiserim. Ey Allah'ım, çok şükür.
Çok şükür Mithyacığım. Tamam, kurtulduk ben de. Kurtulduk. Çok korktum yani, şu işi kasasız belasız atlattık ya, böyle bir dert girmeyeceğim böyle işleri tebeler. Gelelim eve gidelim. Niye böyle doktor Civan'ım? Arabaya doktor hanım. Abi bir yanlışlık yapıyorsunuz. Doktor falan değiliz ya. Ha, yeminle valla değiliz doktor. İnin arabaya hadi. Sıktırmayın hadi kafanıza. Hadi yürü. Hadi. İn lan. Geç. Hadi. Sultan! Sultan! Dönme tezliği kaçırdılar Sultan! Ne? Ya dedim, kim kaçırdı? Mafya kılıklı iki adam teyzemle Beter'in kafasına silah dayayıp kaçırdılar. Aa, haydi geleyim böyleyse be. Koş komiserime haber verelim. Bay, bay. Allah Allah. Allah Allah, cezamı Rasim, senin için psikoloğa gidiyor diyorlar. Doğru mu dedikleri? Kim diyor Tahir baba? Vallahi yalan ya. Yalan diyorsun yani. Şerefim üstüne yalan baba. Ben deli miyim psikoloğa gideyim ya? Deli misin değil misin ben bilmem. Doktorlar bilir. İstersen doktora da bir soralım ha. Acı şunların ağızlarını. Ah. Aa, yavaş. Ağda yapsam bu kadar acıtmazdır ha. Bunları tanıyor musun Rasim? İkisini de öldür. Ayşesini tüküreyim adamı, tedavi ettim hanım. Hadi. Şimdi bizi öldürecek. Pembe, terapiye başla. Terapiye başla çabuk. Bebişim canım bebişim. Sen gene mi eline tapançayı aldın? Tı 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 tı. At at. At hanım onu, at da elinden, yakışmıyor eline. Vur şunları Rasim. Dinleme onları bebeğim. Bak ana konuşuyor burada. At onu, cız yapar o yavrum, cız. Ananı dinle Rasim, ananı dinle. Vallahi diline bir beş üzerim senin ha. Anne. Anneciğim. Aferin Pembe. Fazla sevinmeyin isterseniz doktor hanım. Beter. Salih. Buyurun komiserim. Sen arkaya. Başsın komiserim. Siz de benimle gelin. Komiserim. Sultan. Komiserim ne olur kurtarın. Komiserim ya, bir dakika durun ya. Hayır, bir dakika. Bebeğim, durun burada. Tamam mı? Gel seni benimle. Tamam şahane. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi kurtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerinizi kaldırın. Atın silahlarınızı, polis. Polis. Hey. Tamam. Geç, tamam. Geç. Hadi götür şöyle. Anne. Götür şöyle. Anneciğim. Vallahi götürün onları hanım. Bak bak Salih'e bak. Bak nasıl götürüyor ha. Yaşa Salih. Yaşasın valla götürüyor. Bebeğim. Çok teşekkür ederiz komiserim. Size hayatımızı borçluyuz. Asıl ben size teşekkür ederim. Emniyet teşkilatına yaptığınız bu yardımı hayatım boyunca unutmayacağım. Bunlar da mafyanın kirli parası komiserim. Buyurun. Ha, kirli parasıdır canım. Yarısı da pembede. Pembe. Canım. Şu paraları alayım bakayım canım. Ne parası hanım? Bende para mara yok ki. Vallahi. Pembe. Canım. Paralar. Al canım benim. Pembe, sende biraz daha vardır canım. He işte bitti. Hepsi bu vallahi bu. Benim bildiğim pembe bir miktar da koynuna saklamıştır. Ver bakalım. Yok hanım vallahi yok. Yok yüzümde. Pembe. Al canım benim. Hadi bakalım.
Senin yüzünden de kimisi para. İtiramaz da parayı bunlar sen. Kartukala ama açtık biri bak. Usta biri bak. Açtık tavana.